Günaydın. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kahvaltımızı yaptık. Zeynep'in beslenmesini hazırlıyorum. Birazdan okula gidecek. Hava bugün yağışlı gösteriyordu ama yağmadı. Bakın Zeynep'e böyle buzdağı köfte yapıyoruz top top. Bitmişti, şimdi yine yaptık. Bir sürü yaptık, böyle minik minik kıyma aldıktan sonra. Bunları böyle patates ve köfte günü oluyor. O günde kızartıyorum. Çok pratik oluyor. Böyle de yağlı patates yaptım. Biraz su, biraz yağ koydum. Şimdi tuz da serpeyim üzerine. Hemen beslenmesi hazır olsun. Şimdi birazcık su koydum böyle. Bayağı çatır çatır böyle patladı ama böyle çok güzel, lezzetli oluyor. Şuraya da köfteleri koyalım artık. Patatesler pişmek üzere çünkü. Bir çevireyim. Bunlar zaten hemen kızarıyor. Dondurucudan çıkarttığım gibi böyle tavaya koyuyorum. Ya da airfryer'a, hemencecik hazır oluyor. Hep airfryer'da yapıyorum. Bu sefer de böyle yapayım dedim. Değişiklik olsun. Birazcık su koyunca kapağı böyle patladı. Burada da kutusu, her şeyi hazırladım. Koyacağım birazdan. Zeynep'im de bugün çok geç uyandı. Değil mi Zeynep? 11'de kalktın. Uykucu şirin. Hadi giyinelim, gel. Kahvaltısını yaptım mis gibi. Hadi gel. Koş, saçları yapalım. Kıyafetleri giyelim. Köfte patates günü. O kadar. Su. Bunlar da var. Tamam, buraya koyacağım işte patatesini. Buralara da köfteleri koyacağız. Ekmek yemiyorsun zaten. Fındık koyarız oraya da. Ya da ceviz. Hadi bakalım. Anne. Koş. Şey arkadaşlar, ben okuluma gideceğim. Annem de yanımda. Evet. Evet, götürüyoruz. Babam gelmiyor. Neden? O biraz yorgun. Yani o dışarı çıkmayı sevmiyor, değil mi anne? Evet. Ama bazen beni de götürüyor, annem evde var. Küçük hanımefendi. Akışsatım geldi, hemen gidiyoruz. Sen ne diyorsun? Aziz Hacı'ya. Kerim Hacı, ya ilahe illallah, Muhammed'in Resulü, cennette buyursun. Aferin sana, amin. Hadi yürü bakalım. Ama okul saatim geldi değil mi? Evet. Evet, ben Şok Market'e geldim şimdi. Gelmişken birazcık gezelim. Bak, patates, soğan saklama kapları gelmiş böyle. Çiçek desenli. Zeynep'i bıraktım okula. Patates almaya geldim. Böyle ne kadarmış? 200 TL'ymiş. Bir de bu deseni var. İçindeki de soğan kabı. Delikleri de var yanda şöyle. Bu air fry spreylerden gelmiş. 60 TL. Da mı siyah, bakayım beyaz mı? Beyazı. Bu da beyaz olanı. Bu neymiş? 6 kişilik fincan takımı, 350 TL. Lara. Ayaklı lokumluk varmış böyle. Bir tane bardak kalmış böyle 25 TL'ye. Bu süpürge gelmiş 460 TL. Burada mutfak gereçleri var.
işte rendesi, pizza keseceği, soda açacağı, şu neymiş? Ha, böyle hamur. Halka hamur kesiyor daire. Şu robotumuz bozuldu. Kaç tane? Bir tane kalmış, 100 lira. Ama bizim bu marka değildi. İyi midir ki bu? 5,5 diyor. İyidir herhalde. Küçüğü daha mı iyi? Ne bileyim. Güzele benziyor ama. Ne yapsam? Pembesi varmış, yeşili, kırmızı, gri. Bakayım. Bir bakayım patatese, soğana da. Olmadı alırım onu. Bizimki bozuldu çünkü. Böyle yapışkanlı folyolar gelmiş. 60 TL. 45 santim. Bu tarafta da yeni şeyler. Bak böyle çamaşır sepeti, bambu. 500 TL'ymiş. Bu sosluklar 17 liraya düşmüş. Motivasyon matarası 200 TL. Bak şöyle bir ızgara gelmiş. Krep ve popcorn. Ama tavuk da oluyor. 219 TL. Küçük bir şeymiş. Büyük görünüyor ama. Delta kapaklı karıştırma kabı. Bunlar da güzel. Bu neymiş? Çöp kovası 200 TL, banyo seti. Şöyle tabaklar var 52 TL. Sosluklar 10 TL. Bu tarafta da geçenki battaniyeler. Çift renkli plastik bardakmış 27 TL. Bunlar zaten uzun zamandır satılmayan şeyler. Manta içindeki askılarımız kopmaya başlamıştı arkadaşlar. O yüzden Koçtaş'tan böyle askılı kaldık. Şeffaf Plexi Efes askılık diye geçiyormuş. 31 TL'ydi. 4 tane var bizim dolabın içinde ama 5 tane aldım ben böyle. Yandaki dolabın yanlarına da takacağım ki çocuklar daha kolay assın montlarını. Böyle model aldık. 200 TL'ye kadar böyle askılar vardı. Krom. O kadar pahalıydı ki fiyatları. Sonra bir tane şöyle kokulu mum aldık. Bu da Yasemin kokulu. Böyle akşamları yakarım. Daha önce de alıyorduk böyle ama sonra ara vermiştik. Kokulu mumlar zararlı demişlerdi. Balkona falan koyarım. Böyle çok güzel kokuyor. Balkona falan koyarım. 20 saat süresi varmış. Bir de şöyle Fort Manta'nın içine yine düzenleyici aldım. Bunları da ne koyacağım? Ne koyacağım derseniz eğer, bir tanesine atkılarını koyacağım çocukların. İki tane aldım böyle. Birisine gene ıvır zıvırları ya da eşarp şalları falan koyarım hemen böyle. Birisine de sırf atkı, şapka, eldiven. Onları koyacağım. Bayağı da derin böyle. Çok güzel. Kumaştan böyle. 139 TL'ydi bunlar. Askıların tanesi 31 TL'ydi. Bu mum da 47 TL'ydi. Böyle alışveriş yaptık. Bu kadardı. Evet, şimdi Murat paketlerinden çıkarttı bunları. Böyle bir şey aldığı zaman hiç duramaz. Hemen takmak ister. Ne kadar yorgun da olsa takıp denemek istiyor şimdi. Şöyle. Daha klasik modeller vardı böyle düz ama onlar çok pahalıydı. Bu indirimde diye bunu aldık arkadaşlar. 31 TL'ydi böyle bir tanesi. Dediğim gibi 200 TL'ye kadar böyle askılıklar var. Şimdi ben size diğerlerini de göstereyim. İçlerinden iki tane vida çıktı böyle. Ben kutuları da böyle şey yaptım. Çok karanlık. Şöyle bir lambaları açayım. Bakın böyle kutuları da ayarladım. O kadar derin ve kocaman ki. Çok çok güzel. Bir tane daha almayı düşünüyorum. Bu da burada rafta duruyordu.
Benim bu alt tarafı böyle. Burada süpürgemi kullanıyorum. Burada duruyor işte. Bu süpürgeyi de hep soruyorsunuz. O kadar memnunum ki anlatamam Miele. İyi ki burada takipçilerin sayesinde araştırmışım Dyson ve Miele'yi ve bunu almışım, iyi ki diyorum. Burada ilaç şey yaptım bunu zaten. Biliyorsunuz. Bunu da şimdi büyük saksıları iptal edince bunu şinelik koyduk. Çiçek alırsam gene bunu takacağım. Şinelik buraya koydum. İçine poşetleri koydum. Böyle kargo falan olunca kapıya hemen poşeti kullanıyoruz. Bakın nasıl yamulmuş. Gördünüz? Bir bu sağlam. O kadar. Bu da kırıldı. Ben bunu böyle yukarıya doğru gene düzeltmeye çalıştım. Bunlar kendi kendine iniyor aşağı. Bunlar da 58 TL mi neydi? Aynısı Koçtaş'ta. Bir şimdi diğerlerini aldık. Bakalım nasıl olacak? Bakın buraya da böyle şey askı asıyorsun. Normal elbise askısıyla asabiliyorsunuz ama o daha böyle çocuklar kullanması zor oluyor. Hatta ben şu iç kapağı da bir tane asacağım. Şimdi şurada şu sağlam ya, bunu çıkarttırırım. Şöyle bu tarafa asamayacağım. Niye? Çünkü süpürge var burada. Bu tarafa asarım ama şuraya. Zeynep buraya mesela kendi başına asıp kendi ceketini alabilsin. Uzanamıyor oraya. Buraya çıkıyor falan, zor oluyor. O yüzden o en üstte de kolileri şey bu çantaları koyacağım. Hatta bir tane koyayım, deneyelim bakalım. Ben gitmeden ölçmüştüm. Ona göre almıştım. Hani en azından bu ıvır zıvır dağınıklığı burada toplar. O yüzden onları istedim. Çünkü böyle açtığım zaman mesela misafir gibi ceket meket böyle bir darmadağınık oluyor. Bir de oradaki çekmecenin içerisinde bu çekmece de hiç işe yaramıyor. Ben aslında ne düşünüyordum biliyor musunuz? Buradaki çekmeceyi de iptal edip aynayı da iptal edip buradan iki kapak daha şey yapmak istiyordum. İki kapak daha böyle buraya dolap yaptırtmak istiyorum da bakalım. Bayağı iyi olur. Camlar da bakın, çocuklar o oyuncağı oynadı ya. Bakın. Orada gardırobun içinde. Nasıl batık camlar? Okuldan geldim. Zeynep'i bırakınca sileceğim onları dedim. Daha kapıdan girerken robot çalışıyordu. Sonra bir daha oturdum kaldım. Bir üşüme tuttu beni. Yapamadım. İşte burada eşarplar falan koyuyorum. Çocukların atkısı falan. Eser ayağıma da patiklerimi çıkarken çıkarttım. Ondan orada duruyor. Niye orada duruyor demeyin şimdi. Onun orada ne işi var? Bunun burada ne işi var diye. İlla ki herkesin evinde böyle oluyor. Yani. Şimdi bunları dediğim gibi içine bir tanesi atkıları dizdim. Bunları şinelik koydum. Bakın buraya böyle çocukların atkılarını, Murat'ın şapkası, sonra şapkalar, çocukların şapkaları. Onları falan doldurdum. Koyacağım oraya. Kar yağdı mı, soğuk oldu mu alacağım içinden, kullanacağız böyle, iyi olacak. Ya güzel olacak yani. Şey yapmış, komşum yapmış, şöyle şuraya bir raf yapmış, altına terliklerini falan koymuş. Aslında mesela süpürgeyi burada kullanmasam ben de şuradan şöyle bir raf yapmış olsam bu kutuları arda böyle iki tane daha koyulabilir yani. Her türlü olabilir. Aynen, doğru. Şunları da değiştireceğiz çünkü Ali de geçen bu oyuncağı oynarken aynaya fırlatma. Burada elini çizdirdi. Ben de hep silerken zaten çiziyorum. Tamam, güzel şık duruyor ama kullanışlı mı değil. Zaten böyle estetik güzel duran şeyler hep şey olmuyor. Kullanışlı olmuyor. Bunlar da öyle bir şey işte. Bunları buradan çıkarttıracağız. Oraya şöyle alacağız. Evet. Kim o? Hoş geldin. Evet, matkap setini getirdi Murat. Şimdi hemen takmaya başlıyor arkadaşlar. Bak. Onu bu yana takarız. Şuraya. Onu Zeynep'in ceketini hafifçe ne tutar orada. Ya oraya da olur ama ayna var arkasında. Çatlarsa vidalar kısa mı? Ha, kısaysa bir şey olmaz. Kapağı takarız, içeri takarız. Takarız da takarız. Her yerine takarız. Ya askı çok lazım oluyor, kalabalığız. Bu direkt çöp. Bak işte böyle bir şeymiş bu. Aynısı 58 TL'ydi Koçtaş'ta gene. Al bakalım. Bunlara bir yer ol. Bunları da iyi olanı asacağız oraya gene. Ama şu da kötü. O da çöp. Vidalar sende dursun. Bir tanesini takacak mısın? Takabilir misin? Takalım önce, bir yenileri bir takalım bakalım. Doğru. Bakın İyi. böyle arkadaşlar oldu.
Boşalttı. 4 tane var. Böyle. Evet, alalım bir tane. Bakalım nasıl olacak. Bunlar aslında dışarıda böyle olsa daha güzel değil mi? Dolap içinde mesela bana şık. Bir şey aslında, biliyor musun? Orada, tabii çantayı da asabilirim mesela ona, değil mi? Hı-hı. Sapına değil de tepesine asarım. Aynen. Yok, çok şık gösterişli ya böyle. Bakır, taş. Üstünde de altı da bakır. Çok güzel. Aa, nasıl olacak şimdi? Olmaz ki. Bir üste takacağım. Bir üste takacaksın. Yeni delik açacağım. Ya da sağlam oluyorsa ama öyle dursun. Ya olur ama güzel olmaz ya. Aa, görüyor musun sen şu işi? Uymadılar. Diğerleri gibi. Ama şu yandaki olacak. Hı? Şuradaki uyacak gibi. Ha, oraya da yeni delik. Yeni delik açabilecek misin ondan? Çok güzel. İnşallah bunlar yamulmaz. Nasıl da yamuluyor? Demir. Sağlam mı? Evet, üçüncüyü takıyor Murat. Şu vidalardan dolayı havada kalacak sandık bunlar. Bu çünkü altında vida yok. Ama hiç de öyle olmadı. Çok güzel oldu. Şöyle bir yakından göstereyim. Evet, 5 tane aldık bunlardan. Burası da ayakkabılığımız zaten. Şöyle. Nasıl düşmüş? Nereye nasıl düşmüş? Allah Allah. Şu şey düşmüş. Küçük bakayım, altta var. Burada. Orada. Ha, burası. Şu en üstü terlikler falan. İki raf. Bunlar da ayakkabılar. İşte burayı da değiştireceğiz. Alacağız. Şimdi de buralara sıra geldi. Yok. İçeride. Son iki tane kaldı. Al bakalım. Şunu da şöyle koyayım. Okuldan geldi. Şimdi yemek koydum ona. Yemek yiyor. Ben de şimdi bir çorba yaparım. Gün bitti işte. Akşam yemeği için gireceğim mutfağa. Sonra çocuğun ödevleri. Sonra Zeynep'i al. Sonra Zeynep eve gelsin bir akşam yemeği. Ondan sonra uyku saati. Sonra da biz çay, kahve, bir şeyler içiyoruz işte Murat'la öyle. Her gün böyle geçiyor. Tutayım mı? Bakın ne kadar güzel. Vallahi bayıldım. Dur, ceketimi takayım. Ceketleri de buraya koydum. Evet, çok güzel. Yana takacağız mı? Takarız. Şuraya da bir tane takalım da Zeyno için. Geldiği gibi yere atmasın ha. Evet. Bakın. Geldiği gibi soyunuyor. E, alırsın. Çok güzel oldu. Vallahi çok beğendim. Bir de rengine de uydu dolabın. İçeride kalıyor. Renk hiç önemli değildi aslında. Böyle şeyleri pek önemsemem. Kullanışlı olsun yeter derim ama gene de çok hoşuma gitti. Yeni askılarımız takıldı. Evet. Tadilat işleri bitti. Ufak bir tadilattı. Değil mi? 170 lira. Ne kadar? 170 lira. Oo, bir kahve, bir kahve. Kahve, çikolata. He? Dünya kahve gibiymiş. Her yerde bedava kahve dağıtıyorlar. Evet. Biz de dün çıktık. Kaçırdık mı? Kaçırdık bedavayı. Aynen öyle. Her şey var bakayım, evlerde. Bakayım. Neye bakayım? Nasıl? Bunları da koyacağım şimdi, dizeceğim. Bakın çantam içinde ne yaptık? Çantamı hep burada süpürgenin yanına yere koyuyordum. Şuraya. Benim anne.
Şöyle koyuyordum. Bunu buraya astık eskisini. Buna da böyle çantama asacağım. Öyle Neden ki? düşündük. Bu Zeynep'in ki, seninki orada. İstediğini Ha. seçeceksin. Yok, Zeynep'le burayı ortak kullanacağız Evet, orası sanırım. da olur. Ama seninkisi büyük ya artık. Büyük yeti. Çocuk delikanlı. Senin bebek şey değil, Zeynep'in Yok, bir tane küçücük. daha olsaydı benim şuraya falan asardınız. Aa, Aha. alırız gidince o zaman. He? Aynen. O zaman keşke bunu kıyıya taksaydı baba. Ama bu taşlı taşlı ya şimdi. Zeynep burayı Aynen. çok sevecek. Taşlı. Tam kızlara göre böyle şey. Şıkır şıkır. Ali asabiliyor diye buraya. Hiç öyle düşünmedik vallahi. Olmadı öbür kapıya da Ali için alırız. Her yeri deleriz. Yaparız. Ne olacak? Şimdi dur bakalım. Gördün Ali de istiyormuş şeyle. Tabii. Dur bakalım. Şunu koyalım bakalım şimdi. Ay ölçülerini doğru aldım inşallah dedim. Arkasında bir şey var ya. Arkada şey var şimdi. Puzzle var ama böyle duracak o da. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Üç tane olmalıymış ama bundan biliyor musun? Hı Alırız. hı. Alırız. Güzel oldu. Zeynep gelince tepkisini çok merak ediyorum onu. Ne yapacak acaba? Evet, yeni hali böyle bu şekilde oldu arkadaşlar. Kullanışlı daha iyi oldu. Uzun zamandır istiyorduk. Artık kış geldi. Daha çok kullanmaya başlıyoruz buraları. Yazın o kadar kullanmıyoruz. O yüzden artık şey oldu yani. Bunları da buradan kaldıracağım. Kitaplığa koyacağım. Arkadaki şeyleri de kaldıracağım. Banyo dolabına koyacağım onları da. Hadi bakalım toparlayalım buraları. Son halini paylaşırım. Konuşur dedi. Erkekler Kahvelerimiz hazır. Bize afiyet olsun. o oynadığımız Evet, şöyle sıcak sıcak bir ders tarhana çorbası yapacağım ve bu sefer sucuklu yapacağım. Daha önce de yapmıştım sucuklu. Sucuklu görünce herkes bir ön yargılı oluyor. Ay, ona da sucuk olur mu bilmem ne. Ama çocuklar çok seviyor böyle olduğunu. Çok lezzetli oluyor. Şimdi ocağı açtık. Birazcık yağımızı gezdirelim şöyle. Tamam. Sonra sucukları şöyle bir kavuralım. Gerçekten çok güzel oluyor. Bir de yemeyince çocuk mesela yiyor. Yemeyecekse de yiyesi geliyor. Öyle güzel oluyor yani. Şimdi taranamı da çıkarttım burada. Buzdolabında tutuyorum. Ne olur ne olmaz. Oh, mis gibi kokuyor. Annem bu yaz yaptı bunu. Harika. Evet, şimdi sucuklar kavruldu. Üzerine bir kaşık domates salçası ekledim. Şimdi hemen tarhanayı da ekleyelim. Bir. İki. Dört kaşık tarhana. Bunu da şöyle kavuruyorum. Sonra üzerine suyunu. Tuz. Ben ekstradan gene nane ekliyorum üzerine. Aslında var içinde çorbanın ama gene ekliyorum. Böyle tarhanayı çok iri taneli olduğunda suda bekletiyorum ama onun dışında bekletmeme gerek olmuyor. Böyle kavurarak gayet ipek gibi oluyor çorba. Evet, şimdi de suyunu ekleyelim.
arka ocağı alacağım hemen. Şimdi kaynatıyorum. Evet, bir yandan sarımsak ayıklıyorum böyle. Birazcık buzdolabımda böyle 4-5 kafa kalmıştı sarımsak. Onları dedim birazcık suda beklettim. Şimdi ayıklayayım da buzluğa atayım dedim. Çünkü buzlukta çok çabuk tükeniyor. Murat kasap köfteye koyuyor, çiğ köfteye koyuyor. Ben yemeklere koyuyorum. O yüzden bir buzlukta oldu mu daha pratik oluyor. Bu kapların içerisinde koyuyorum. Bunlar No Frost Cup. A101'den almıştık. Şöyle üzeri desen desen hafif. 2 tane de soğan doğrayacağım. Bakalım, çorbamı pişirdim. Geldim oturdum buraya. Bir yandan yemekteyize bakıyorum. Bir yandan da bunları ayıklıyorum. Ali şimdi burada battaniye altında kitap okuyor. Bu son sayfayı okuyorum. Bitti. Aferin sana. Aferin benim oğluma. Çok sevdi bu kitap setini. Gösteririm sizlere birazdan kalkınca. Sihirli kitap. Ha, sihirli kitap serisi. O kadar güzel ki ben de bayıldım. Kitap Berkay Yayıncılık. Çok sevdiriyor. Ben çok harika bir kitap. Sevmeyen biri değildim normalde. Ama gene kitap okuyordum. Bu çok sevdirdi kitabı. Bu daha da sevdirmiş. Çok güzel ama içi. Bayıldık. Murat da ben de çok sevdik. Baktınız mı siz? Evet. Şimdi? Dün inceledik. Arkadaşlar biz tarhana çorbası içeceğiz şimdi önden. Çayımızı da koyduk ocağa. Ben yemeği yaktım. O yüzden Murat hemen girdi mutfağa. Zaten çiğ köfte çekiyordu canımız. Sen olmasaydın aç kalacaktık diyor babasına. Aynen. Çocuklar şimdi çorbalarını içecek. Zeynep de okuldan geldi. Dün yapacaktık aslında çiğ köfteyi de. Bugün de niyet ettik sonra. Aynen öyle. Şimdi hemen çiğ köfte yaptı cevizli. Buraya da hazırladık malzemeleri. Şey yapacağız, dürüm yapacağız böyle. Fırından da dürüm aldık. Şimdi önden bir çorbalarımızı içelim ama. Bir sıkım yapalım mı? Robotumuz da bozulduğu için elde doğradım. Minicik minicik doğramaya çalıştım ama. Soğanları bakın. Şöyle göstereyim. Tam ezan saatine denk geldi yine. Çok güzel görünüyor. Cevizli çok seviyoruz nedense. Bir komegeni de vardı. Çiğ köfteci. Cevizli böyle. Ondan sonra yapmaya başladık. Ali marketten hem karabiber aldı. Hem de lavaş aldı. Fırından aldı bu lavaşları. Böyle. Bir kere yapmıştık böyle dürüm. Çok güzel olmuştu. Tarhana çorbamız da hazır burada mis gibi. Çayımın altı da kaynamak üzere. Şimdi demleyeceğim. Yemek sonrasında hemen hazır olsun. Herkese birer lavaş yapacağım. Böyle dürüm. Çiğ köfte dürüm. Bir de çorba içeceğiz. Bu akşam böyle yiyeceğiz bakalım. Yemeği yakmasaydım iyi olacaktı. Da ben içeriye gittim o sarımsakları soğanları doğramaya. Orada geldim bir ara. Baktım, kontrol ettim olmuş mu diye yemek. Bir gittim içeriye, arkamdan yanmış. Ya bir geldim ki duman. Her yer duman. Şimdi de yemeğimizi yedik. Helva yaptık biz yine. Canımız istedi. Geçenkini sade yapmıştık. Bu sefer onu Zeynep yemedi. Biz de bu sefer dedik ki sütlü yapalım. Ceviz de koymayı unuttuk. Değil mi? Yok, koymayalım. Tarçın serpelim istersen. Şöyle tarçınımızı alalım. Üzerine tarçın serpeceğiz böyle. Çayımız da demlendi. Bulaşık makinesini falan da çalıştırdım ben. Toparladım böyle mutfağı. Elimde yıkanacaklar var. Çocukların ödevleri bitti. Şimdi helvamızı yiyeceğiz. Çayımızı içeceğiz. Çok güzel oldu. Sütlü yaptık bu sefer. Geçen sade yapmıştım. Zeynep 2 kaşık aldı. Yemeyeceğim ben dedi. İşte çok geldi dedi. Öyle dedi, böyle dedi. Sütlüyü de biz daha çok seviyoruz. O yüzden bu sefer sütlü yapalım. Nasılsa yemiyor dedik.
çaylarımızı dolduralım. Evet, çaylarımızı da doldurduk. Kendinize çok iyi bakın. Daha güzel videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler. Hoşça kalın.